Seçim Özel Programı'ndan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Türkiye 14 Mayıs tarihinde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem parlamento üyelerini seçmek üzere sandık başına gidecek. Tabii sahaya baktığımız zaman ciddi bir heyecan gözlemleyebiliyoruz. Çünkü partiler adaylarını açıkladı. Artık adaylar sahada ve seçmenle buluşup vaatlerini anlatıyorlar. Tabii seçmen de 5 yılda bir kendilerini ziyaret eden adaylara ister istemez sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini iletiyorlar. Tabii Türkiye ciddi bir dönemeşten geçiyor. Hem Cumhur İttifakı'yla hem Millet İttifakı'yla birlikte iki cephenin oluşmuş olduğu tabi aslında 5 cephe var ama iki cephenin yoğunluklu olarak çalışmalarını sürdürmüş olduğu bir cephede Türkiye'nin geleceği oylanacak, geleceğinin kaderi belirlenecek. Tabii Cumhur İttifakı cephesi ekonomi üzerinden biz tok diyoruz diyor ama Millet İttifakı biz soğan diyoruz diyor. İki tarafı da iyi anlayabilmek açısından biz programlarımızda özellikle milletvekili adaylarına bu konu üzerinden sorularımızı yönetiyoruz. Çünkü Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunlar ekonomik temeller üzerinde kurulu vaziyette duruyor. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri 1. Sıra Milletvekili adayı Aşkın Genci konuk edeceğiz. Sizler Aşkın Genci zaten Zaten Kayseri kamuoyu olarak yakınen tanıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Çünkü kendisi hem sportif alanlarda hem turizm alanında hem sanatsal anlamda hem de parti anlamında sürekli Kayseri'nin sorunlarıyla birlikte emal olmuş bir isimdir. Cumhuriyet Halk Partisi'yle de özdeşleşen bir isimdir ama toplumun bütün kesimleriyle de sürekli tanışan, konuşan, iletişim kuran, diyaloğunu hiçbir zaman eksik etmeyen bir isimdir. Sayın Genç hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Tolga. Ne güzel özetlediniz bizi hem de ekonomik durumu. Ben ekranlarınızdan Kayseri hemşehrilerime iyi akşamlar diliyorum. Bugün artık Ramazan'ın son günü. Yarın inşallah arefemiz. Ertesi gün bayramımız olacak. Ben hayırlı Ramazanlar diyorum. Hayırlı arefeler diyorum. Çok zor bir süreçten geçtik depremle birlikte. İnşallah bu bayram tatil insanlarımıza moral olur, kaynaşma olur. Sevginin doğru çıktığı günler olur. Ben buradan tekrar tüm hemşerilerime İyi bayramlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tabii e, sürekli sahadasınız. Çalışmakta durumundasınız ve zorundasınız. Çünkü sıkmadık, el çalmadık, kapı bırakmayacağız sloganlarıyla birlikte. 10 milletvekili adayıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Millet İttifakı olarak e, sokağa tamamen tarıyorsunuz. Tabii evet. e, tararken de ister istemez bir yolgunluk da oluşmuyor da değildir. Çünkü uykuyu az uyuyorsunuz. Evet. Yemeklerinizi az tüketiyorsunuz ki bir de evet. Ramazan ayındayız tabii. Evet. Nasıl kendinizi enerjik hissedebiliyor musunuz? Tabii tabii çok enerjiyiz. Togacım biz bu yol çıkarken bu tempoya alışkınız bizler ama tabii ki Ramazan ıı, ayı olması münasebetiyle ıı, bir takım yorgunluklar olabiliyor ama bunlar hep aşacak güçteyiz biz o seviyedeyiz. Tabii ki sıkmadık el çalmadık kapı bırakmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Milletvekili adaylıklarımızın açıklanmasına itibaren neredeyse 10 gün geçti hemen hemen. Güzel bir liste oluştu Kayseri'de Millet İdifakı adayları olarak. Cumhuriyet Halk Tüm partili arkadaşlarım yollar, Saadet Partisi'nden Mahmut Arıkan Bey, Deva Partisi'nden Bahadır Özsoy Bey, yine Gelecek Partisi'nden Zülkif Aslan Bey, yine genç kardeşlerimiz var bizim kendi partimizden. Güzel bir ekip oluştu. Kayseri kamuoyunun kabul ettiği. Hı hı. Herkes kendi alanında gayet tecrübeli, yetenekli arkadaşlarımız. Gayet uyumlu bir şekilde sahaya çıktık ve çalışıyoruz. Örgütlerimizle beraber, il başkanlıklarımızla beraber hep beraber sahadayız. Ve güzel tepkiler alıyoruz Kayseri'den. İnşallah Kayseri'nin makus talihini bu seçimlerde yeneceğiz diye ben hemşerilerime ifade edebilirim buradan. Peki. Tabii da konuşacağız ve saha üzerinden aslında ülkenin merkezi politikası olan ekonomi politikalarında konuşacağız ki siz bir ekonomistsiniz. Ama önce bir deprem bölgesine kısaca bir gidip gelelim isterseniz. Tabii. Türkiye 6 Şubat tarihinde dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Evet. Ve dolayısıyla 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Bir o kadar kaybolan insanlar var bulunamıyor ve enkaz altında kaldıkları evet. durumunda belirtiler var. Şimdi tabii iktidar aslında bu deprem boyutunu ele alırken sürekli Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinden ele alıyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oraya gitmedi diyor. Şimdi bir deprem yaşadık. Yani bu depremin üzerinden böyle bir politik söylem geliştirmek ne kadar doğru? Birincisi bu sorumun. ikincisi de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oraya gitse ne olurdu? Gitmesene ne olurdu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet olmasına evet. rağmen. Evet. Ee, Sayın Yılmaz depremin ilk anından itibaren bizim belediyelerimiz sahadaydı depremin ilk anından itibaren Sayın Genel Başkanımız Genel Başkanımız olaya müdahil oldular. Hı hı. Ben Sayın Cumhurbaşkanının bu tip söylemlerini şiddetle kınıyorum. Bizim tüm belediyelerimiz oradaydı, Hatay'daydı, Maraş'taydı, Antep'teydi, Adıyaman'daydı. Hı hı. Ama arkadaşlar devlet olmanın gereğini yerine getirmediler. Birçok depremden etkilenen bölge 3 gün ulaşım sağlanamadı. Karayoluyla ulaşılamadı, hava yoluyla ulaşılamadı. Hatay'daki havalimanı durumu ortada, karayollarının durumu ortada evindikleri. Ama buralardan siyaset üretmeyi ben doğru bulmam. Gerçekten dünyanın en şiddetli depremlerinden birini yaşamış bir bölge. 11 tane vilayet etkilenmiş, hemen hemen İngiltere büyüklüğünde bir alan, Hollanda ile Belçika'nın büyüklüğünde bir alan. Gerçekten buralara yetişmek, e, hizmet verebilmek o anda mümkün olmayabilir. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti devletisin. Bir sürü kurumların var, Afat'ın var, Kızılay'ın var. Ama ne yazık ki tüm kurumlar sınıfta kaldı bu süreçte. E Kızılay'daki arkadaşlar, ya çadır satmak nedir? Sen orada bir yardım kuruluşusun. Türkiye'nin iftarısın, Türkiye Cumhuriyeti'nden daha eski bir kuruluşsun. Biz ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştık. Kızılay'ın yetkilileri çadır sattılar orada. E Afat'ın başındakiler yetersiz, liyakatsız insanlar bu tip depremleri yaşamamışlar, afet tecrübeleri yok diyoruz ya her yerde liyakat, liyakat, liyakat. Ne yazık ki biz bu depremde gördük ki bu tip kurumların başında da çok liyakatsız atamalar var ve hepsi de sınıfta kaldı. Bizim belediyelerimiz çok ciddi destekler verdiler orada. Hala da vermeye devam ediyorlar. Ben huzurlarınızda tüm belediye başkanlarıma ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Peki. Şimdi e, ekonomiyle devam edelim isterseniz. Şimdi e, gerçekten ben de gözlemliyorum bir gazeteci olarak siz de bir siyasetçi olarak ki taraf gözüyle bakmadığınızı e, ben de seziniyorum evet. çünkü ben de bir taraf gözüyle bakmıyorum sokağın evet. resmi fotoğrafını çekiyorum gerçekten bir geçtiğimiz hafta bir pazar yerinde durum gerçekten fotoğraflarda anlatıldığım gibi mi diye gittim bir gözlem yapayım dedim evet. yeminle söylüyorum insanlar akşam olduğunda o yere düşmüş meyveleri sebzeleri poşetlere doldurduklarını gördüm Tabii. bu ortamda e, tok mu kuru soğan mı? Söyleme polemiği var. Bu polemik evet. üzerinden ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, birlikte yaşıyoruz Tolga Bey. Ülkemizde birlikte yaşıyoruz. Gelir dağılımındaki adaletsizliği hep beraber gözlemliyoruz. Servet farklılıklarının, servet transferlerinin bu 22 yılda ne kadar şiddetli yaşandığını hep beraber görüyoruz. Orta direk diye bir bölge kalmadı ekonomik sistemde ya çok az gelirler var derler veya çok zenginler var. Aradaki uçurum çok şiddetli büyüdü bu süreçte. Yani çok ciddi bir servet transferi yaşandı Türkiye'de. Sayın Genel Başkanımız söylüyor ya ülkenin 418 milyar doları dışarı çıkartıldı. Bir takım kurum ve kuruluşlara sevk edildi o paralar farklı ihale metotlarıyla. Yani bunlar bizlere çok acı veriyor. Tabii ki soğanın bu derece pahalı olması cidden şaşırıyorum, hayret ediyorum. Togun olmasını biz destekliyoruz. Bu tip teknolojik üretimler yapılsın, inovasyon gelişsin ülkemizde. Ama kardeşim sen bu kadar tarım açısından da yurt dışına bağlı olma. Sen samanını ithal edecek durumda olma. Mercimeğini, pirincini ithal edecek durumda olma. Bizler bir tarım ülkesiyiz. Çukurova bir tahıl ambarıdır. Yani geçmişte bize bunu böyle öğretler okullarımızda, coğrafya derslerinde, tarih derslerinde. Ama bugün geldiğimiz noktada soğan 30 lira etin kilosu olmuş 350 lira, sütün litre fiyatı olmuş 30 TL marketlerde. E bu şartlarda sen asgari ücreti 85 lira yaptım diye övünüyorsun. En düşük emekli maaşını 75 lira yaptım diye övünüyorsun. Yani en düşük bir poşetin donu, bin liradan aşağı bir poşet dolduramıyorsun markete gittiğin bir zaman. Bir hemen parantez açayım orada. En düşük emekli maaşı 7500 lira olabilir ama dul ve yetimlere o zam uygulanmamış. 6000 lira alıyorlar. Bir de hmm. emekliye promosyonları, e, şey bayram ikramiyeleri yattı biliyorsunuz yattı, ki. evet. Emeklilere 2000 lira yattı, dul ve yetimlere 1000 lira yattı. 1000 lira yattı. Bak bunlar da çok yanlış uygulamalar. Bizim e, Sayın Genel Başkanımızın açıkça ifade ettiği bir şey var. Biz inşallah iktidara geldiğimizde önümüze kurban bayramına tüm emeklerin hesabını 15 bin TL yatacak. Bu bayramda verilmeyen ikramiyede önümüzdeki bayram ikisi birlikte 15 bin TL hesaplarına yatırılacak. Bugün Gaziler ve Şehitler Derneğimize gittik. Alt katta bir derneğimiz var, üst katta bir derneğimiz var. İkisine uygulanan kanunlar farklı. Daha yeni geçen ay iki tarafa da ödenen maaşları eşitlediler. Bu şehitlere, gazilere, dul ve yetimlere uygulama farklarının ortadan kaldırılması lazım bu ülke için canlı vermiş, kanlı vermiş insanlarda vay sen Kıbrıs'ta gazi oldun, sen Kore'de gazi oldun, sen Kay Türkiye'de şehit oldun. Bu farkların kaldırılması lazım. Bunlar şimdi kaldırılmaya çalışılıyor ama Sayın Genel Başkanımın baskısıyla, Sayın Genel Başkanımın önerileriyle. E siz HDP ile yan yana gelecekmişsiniz, PKK ile yan yana gelecekmişsiniz. Şimdi siz burada şehit ve gazileri savunuyorsunuz. Tabii bugün sağ olsunlar hem iki dernek başkanımız da bizi son derece güzel ağırladı. Kamuoyunda bunlar karşılık görmüyor sevgili Tolgacığım. Yani Cumhuriyeti kurmuş, bir devleti kurmuş bir partinin HDP ile PKK ile yan yana gelmesi abesle iştigaldir. Bizim öyle bir durumumuz söz konusu değil kesinlikle. Bizler bir ittifakız, millet ittifakı. Onlar farklı bir ittifakta. Ha, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürt kardeşlerimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirler. Biz takdir ederiz, teşekkür ederiz. Kim almak istemez toplumdaki her kesimin oyunu? Bizler de gayet mutluluk duyarız Kürtlerin oyunu almaktan. Sayın Genel Başkanımızın bir gün önce güzel bir açıklaması var. Tüm Kürt kardeşlerimizin terörist ilan edilmesinden bıktık artık. İnsanların ötekileştirilmesinden bıktık artık. Bırakın biz bu ülkede kardeşçe yaşayalım ya. Sen ben farkı olmadan, Kürt Türk farkı olmadan, Çerkez, Sunni, Alevi farkı olmadan. Bizim tek isteğimiz bu. Evet. Bu kadar ötekileştirmek, bu kadar dışlamak insanları. Ben çok şiddetle kınıyorum bu kavga dilini. Evet. Şimdi tabii yine şeyle, ekonomiyle devam edeceğiz. Şimdi bir yabancı sermaye tutumu var biliyorsunuz ki Sayın Kılıçdaroğlu'na sürekli soruluyor. Siz bu ülkeye yani parayı nasıl getireceksiniz? bu ülkeye yani e, ekonomik özgürlüğü nasıl sağlayacaksınız diye yabancı sermayenin ülkede olgunlaştırılması gerektiğini inandığını söylüyor. Bunun içinde özellikle yabancı sermayenin Türkiye'de bir güven e, istediğini belirtiyor. Ve yine insan haklarına saygıyı istediğini söylüyor. Biz bunları sağlayacağız diyor. Ama bir taraftan da bir bakıyoruz Cumhur İttifak Cephesi diyor ki siz tefecilerle mi anlaştınız diyor. Tefecilerle mi anlaştınız siz? <laughs> Asla öyle bir şey olur mu? Sayın Genel Başkanımız hesap uzmanı. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli vergi uzmanlarından bir tanesi. Turgut Özal döneminde katma değer vergisini bu ülkeye yerleştiren ekibin içerisinde çok önemli roller oynamış bir insan. Gerçek bir Türkiye sevdalısı, gerçek bir devlet sevdalısı ve hesabı kitabı da çok iyi bilir. Sen ee, Sayın Genel Başkanımızın bir hatalı işlem yapacağını ben zannetmem. Bir şey diyorsa mutlaka altyapısını hazırlamıştır ve onu da mutlaka gerçekleştirir. Dün açıkladı. İlk 4 yılda %5,5 büyüyeceğiz iktidarda. Sonraki 6 yılda %6,2 büyüme olacak diyor. İlk 5 yılda 123 milyar dolarlık yabancı sermaye getireceğiz bu ülkeye. 10. yılda bunu 300 milyar dolara tamamlayacağız. Hepsi temiz sermaye ve hepsi yatırım sermayesi olarak gelecek. Şu an gelen sermaye borsaya geliyor. Borsada oyun oynuyor, karın elde ediyor. Satıyorlar içlerine geri çıkıyorlar. Farkındaysanız sevgili Togacım, bu iktidarın ilk dönemlerinde e, tabii ki o dönemler Avrupa Birliği ile ilişkileri iyiydi. Çalışmalar çok olumluydu. Hukuk hala egemendi sistemde. Liyakatlı atamalar hala devam ediyordu. Özellikle birinci ve ikinci dönemlerinde AKP iktidarının. O dönemde çok ciddi sermaye yatırımı geldi bu ülkeye. Çok ciddi dış sermaye geldi ve yatırım yaptı ülkemize. Ama ne zaman ki hukuktan uzaklaşıldı, adaletten uzaklaşıldı, keyfe tutuklamalar yapıldı, gazeteciler tutuklandı, yabancı sermayeden sonra kaçar oldu bu ülkeden. Dolayısıyla biz ilk önce o güven ortamını sağlayacağız. Güven ortamını sağlayacağız. Adaleti tesis edeceğiz. Adalet ve hukuku tesis ettiğimiz zaman o yabancı sermaye bizim ülkemize gelir. Bizim ülkemizde hala çok kazançlı alanlar mevcut. Turizmimizle, tarihimizle, tarımımızla tüm dünyadan önemli sermaye grupları bizim ülkemize yatırım yapmak istiyorlar ve hepsi de bekliyorlar. Hepsi de çok ümitli bir iktidar değişikliği olması noktasına çok ümitler Türkiye'de ve inşallah bu seçimlerimizi hayırlısıyla kazas belas tamamladığımızda iktidar el değiştirdiğinde çok ciddi bir yatırım girişi olacaktır ben Türkiye diye düşünüyorum. Ama öncelikle bu seçimin çok sağlıklı bir şekilde sonlandırılması lazım. Ben bu seçimin AKP açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eee AKP kurulduktan sonra hemen iktidara gelmiş bir parti. Hı hı. Zaten yerelde de uzun yıllardır da aynı görüş. Evet. Ee, bu partinin de belli ölçüde muhalefete geçmesi lazım. Partileşme sürecini tamamlayabilmeleri için hmm. iktidarda olan partiler genelde ANAP ve Doğru Yol gibi örnekleri var. Yani çok da ideolojileri yok. Bunlar iktidar elden gittiği zaman partiler dağılıyor. Evet. Bu Türk demokrasisi için çok iyi de bir şey değil. Hmm. Sonuçta 22 yıllık bir parti bu kurulmuş. Bunların da bir muhalefete geçip bir de muhalefette bu süreci hmm. yürütmeleri gerekiyor. Partileşme sürecini tamamlayabilmek için o anlamda bu seçimler çok önemli. Bizler iktidara geleceğiz Millet İttifakı olarak. Onlar Cumhur İttifakı olarak muhalefete geçecekler. Biz geldiğimiz zaman da mutlak surette çok ciddi bir dış sermaye ülkeye giriş yapacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi siz sahaya çıkıyorsunuz, sokakta vatandaşla, seçmenle buluşuyorsunuz. Hı. Gerçekten hani vatandaşların e, yani yaşamları Sayın e, Erdoğan'ın açıkladığı üzere yani yoksulluğun olmadığı bir fotoğrafla mı karşılaşıyorsunuz yoksa gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı üzere bir yoksulluk trajedisiyle mi karşılaşıyorsunuz? Şimdi Tolga Bey Türkiye'de 33 milyon icra dosyası olmuş. Bakın 33 evet. milyon Evet. Türkiye nüfusunun 85 milyon olduğunu düşünün. Bunun yarısının çocuk ve yaşlı olduğunu göz aldığın zaman her insan icralık olmuş. Evet. 33 milyon icralık dosya var. Biliyorsunuz icra numaralarını kapattılar şimdi. Birinci icra, ikinci üçüncü Sıralar sayılar arttı, arttığı için başka bir sisteme geçler, gözden kaçırmak uh -huh. için. Yani böyle bir sistemde ekonominin iyi olduğu söz konusu olabilir mi? Her gün bankalara baskı var. Kur korumalı da tavan faiz uygulaması kaldırıldı Tüm uygulamalar fiyasko. Merkez Bankası başkanları biri gidiyor biri geliyor, biri gidiyor biri geliyor. Yani bu tip kurumlarla bu derece oynanmasını ben son derece sakıncalı görüyorum. Şimdi 2023 yılında 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefi koymuşlardı. Geldiğimiz noktada 250 milyar dolara zor ulaştık. Ne yazık ki tüm hedeflerinde çuvalladı iktidar. Gerçekten çok ciddi bir metal yorgunluğu yaşanıyor, iktidar yorgunluğu yaşanıyor... Ben çok o, sağlıklı görmüyorum ekonomik uygulamalarını. Hani reel enflasyon baktığın zaman %160'larda. Her ne kadar TÜİK farklı rakamlar söylese de işte fiyatlar ortada. Akaryakıtın fiyatları ortada, gübre fiyatları ortada. E, kobiler krediye ulaşamıyor. Şimdi e, Merkez Bankası faizleri buçuk 9larda açıklanıyor. Ama hadi gidin bakalım bir banka %30'dan aşağı bir faizle karşılaşabilir misiniz? Tamam %30'u vermeye razı olun. Para alabilir misiniz bankalardan? Kredi muslukları tamamen kapanmış durumda şu an. İş dünyası krediye ulaşamıyor. Vatandaşlar tüketici kredilerine ulaşamıyorlar. Yani bu şartlarda ekonomik şartların dönmesi çok zor. O kadar ciddi bir baskılama yapıyorlar ki dövizin üzerinde fiyatları bu derece tutabilmek için. Ona rağmen şimdi dolar 20 lirayı geçti, eurolar 21'e yaklaştı, sterlin 24 bini geçti. Yani tutmaya çalıştıkları halde bile döviz çok yukarı rakamlarda. Biz dün evvelki gün Pınarbaşı'daydık, sahada çalışıyoruz. Vatandaşlarda çok ciddi tepki var. Vatandaşın birisi çıkardı cebinden 200 TL. Bakın vatandaş bir emekli masaya vurdu. Bu dedi 200 TL dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük banknotu dedi. Bununla dedi ben bir kilo et alamıyorum dedi. Ne kadar acı dedi. Ne kadar güzel özetledi vatandaş. Vatandaş her şeyin farkında. Çok güzel takip ediyor her şeyi. Onlar gereğini yapacak, onlar gereğini yapacak 14 Mayıs'ta. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz bir ihracat rakamlarını açıkladık ama ithalat rakamlarını açıklamayı unuttuk galiba ki açıklamadık. Ama ihracat rakamlarıyla ithalat rakamlarını karşılaştığımızda ortaya çıkan bir cari açığımız var ki 120 tabii. milyar doları buluyor bu. Tabii. Şimdi bu 120 milyar dolar dış borcumuz olmasına rağmen biz hala IMF borcumuz yok demekle, eee yetinebiliyoruz. Ama IMF de açıklama yapıyor bize. Dış borcumuz toplama baktığımız zaman 280 milyar doları buluyor. Evet. Neden yani böylesi yani karartılan açıklamalar yapılır bir devlet yetkilisi tarafından? İşte algı. Bunların zaten iktidarların en başarılı olduğu şey algı yönetimi. O kadar ciddi bir medya güçleri var ki Sayın Yılmaz. Yani sabahtan akşama kadar bu yalanları tekrar ediyorlar. O göbeği diyor ya bir yalanı sürekli tekrar edin herkes inanır şeklinde. Bunlar da onun arkasına sığınıp iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Farkında mısınız siz? Bakmışın iletişim Başkanlığı var evet. Ankara'da kocaman evet. devasa bir bina, birçok bakanlıktan büyük, birçok bakanlığın kadrosundan fazla elemanları var. Böyle bir iletişim başkanlığına bu ülkenin ihtiyacı var mı? Bu kadar insanları manipüle etmeye, bu kadar algı oluşturmaya, ya şimdi bunlarla uğraşacağınıza <laughs> üretime odaklanın üretimi artırın, inovasyonu artırın. Yani katma değeri yüksek ürünler üretmeye çalışalım bu ülke için. Ee, yani şu an atama bekleyen öğretmenler yaklaşık bir 500 bin civarında öğretmen atama bekliyor. Yani dört üniversite öğrencisinden ikisi işsiz sevgili Tolgacığım. Yani genç işsizliğin en yüksek olduğu ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Özgürlükler noktasında o gün ben bir haberde okudum, 160 ülke arasında 140. Imişiz. En çok tutuklu gazetecinin olduğu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani biz buralarda hep sınıfta kalıyoruz. Yani buraları geliştirmediğimiz takdirde ne yazık ki dışa bağımlıyız. Ekonomik anlamda dışa bağımlı olan ülke, özgürlükler anlamında da dışa bağımlıdır. Bizler ne zaman ki, bugün yine bir yerde söyledim, Yerli mal haftası vardı bizim evet. küçüklüğümüzde okullarımızda. Evet. Şimdi bunların bakanlar acıyor. Ne güzel diyor. Paramız var ki dışarıdan ithal ediyoruz diyor. Sen her şeyi ithal edersen bu dışarıda açını kapatman mümkün olur mu Togbe? Mümkün olmaz. Aksine büyür büyür büyür. E şimdi Kayseri özelini söyleyelim. Tek yönlü bir büyüme var sanayide. Ev tekstili, mobilya, çelik kapı gibi böyle emek yoğun sektörler. İşte biz iktidara geldiğimizde biz istiyoruz ki Kayseri sanayisini bilen bir iş insanı olarak Kayseri'nin yönlendirilmesi lazım. Emek yoğun sektörlerden teknoloji yoğun sektörlere geçelim. Katma değeri yüksek ürünler üretelim burada. Savunma sanayini geliştirelim. Bir takım bakın yeni yeni yatırımlar yapılıyor. Benim arkadaşlarım da yapıyorlar. Onları geliştirelim. Kayseri Kayseri'de cidden çok ciddi bir sanayi altyapısı var. Evet. Keşke yönlendirilebilirse bu altyapı çok daha iyi yönlere çekilebilir bizler bunların önünü açmak için bu şehirde görevlere talip oluyoruz. İnşallah bunları bizi kamuoyu takip ediyor yakinen. Bizleri değerlendireceklerdir, bir değişime yöneleceklerdir diye ben düşünüyorum. Peki. Şimdi bir önce Kayseri'deki aday, aday listelerini de bir değerlendirelim isterseniz. Evet. Cumhur İttifakı'nın iki büyük partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin biliyorsunuz ki il başkanları istifa ve milletvekili aday listelerinde varlar. Evet. Şimdi e, Onar tane milletvekili adayı çıkardılar ama bir baktık ki mesela e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mevcut milletvekillerinden hiçbirisi aday listesinde yok. Önce <laughs> bunu bir değerlendirelim. Bu sizin için bir avantaj mı bir dezavantaj mı? Tabii biz farklı partilerin <laughs> aday listeleri üzerinden siyaset yapmıyoruz. Öncelikle ben onu söyleyeyim Hı -hı. ama e, ciddi bir değişime gidildi Hı -hı. E, oralarda. Yani Hulusi Akar Bey geldi aday olarak. Ayşe Böhürler diye bir hanım Hı -hı. gelmiş gazeteci. Şaban Bey benim arkadaşım. Hı -hı. İl başkanı Sifat Odaydolu. Hepsine de başarılar diliyorum. Tabii e, Kayseri çok ciddi şekilde destek verdi AKP'ye 22 yıldır. Hı -hı. Bu şehirde Cumhurbaşkanı çıktı AKP'den, başbakanlar oldu, bakanlar oldu. Büyük ölçüde milletvekillerini aldılar 7-0, 8-0 böyle o dönemlerde. Ee, ama onun karşılığında bu şehre ne verdiler bilemiyorum ki ben şöyle baktığım zaman bol bol binalar yapıldı, apartmanlar yapıldı. Geçen bir araştırmada e, Kayseri en yüksek katlı binaların olduğu şehirlerin başında geliyor. Özellikle deprem bölgesine yakın olan bir şehirde bu kadar yoğun bir yapılaşma, bu kadar katlı bir yapılaşma ben son derece sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi o arkadaşlarımız da çıktılar şimdi, kendilerini anlatıyorlar. Geçenlerde bizi ziyarete geldiler, AKP milletvekili adaylar arkadaşlar geldiler. Yani o günde Hulusi Paşa'nın bir açıklaması vardı kendi aday tanıtım töreninde. Vur de vuralım, evet. öl de vuralım. Evet. Ben buradan da kendisini kınıyorum. Size o mi söylüyor bunu? Yani belki bizi mi kastediyor acaba? Yani neyi vuruyorsunuz, neyi kırıyorsunuz? Yani biz burada bu şehrin evlatları olarak siyaset yapmaya çalışan, bu şehre hizmet etmeye çalışan insanlarız biz. Böyle vurmayla, kırmayla böyle siyaset yapılmaz. Yani buralardan gelecek oylar gelmez olsun. Biz de şiddete tamamen karşıyız. Biz hizmet noktasında siyaset yapalım istiyoruz. Kim daha hizmet yapabilecek, kimlerin daha iyi projeleri var, kimler kendisini daha iyi anlatabilirse onlar seçilsinler. Biz o gün kendisine de söyledik iyi olan kazansın dedik. Ama vurmayla, kırmayla, kavgayla, savaşla bu ülke çok şeyler kaybetti. Çok şeyler kaybetti. Gerek 12 Eylül'de işimi terör belası var yıllardır başımızda. Oraya harcanan paralar, Orada yapılan çatışmalar gerçekten akla ziyan, yani ülke son derece etkileniyor bunlardan. Ee, i̇nşallah bu terör belasından da en kısa sürede kurtuluruz diye ben düşünüyorum. Yani e, Kayseri için yarar olur mu? Mesela Hulusi Paşa'nın şimdi Kayseri'de çok mesay harcamayacağı açık açık bir şekilde evet. belli. Evet. Dolayısıyla Kayseri'nin sorunları noktasında siyasal iktidara ne söyleyebilecek? Yani hızlı tren meselesi var, lojistik köy meselesi var, hammadde açığı var, konteyner açığı var, ne bileyim e, kooperatif mağdurları var bu kentte tabii, işte yani tabii. bir sürü mağduriyet yaşayan halkımız var. Yani şu an aklıma işte boydak işçileri biliyorsunuz ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Çetin Arı'yı ziyaret ettiler. EYT mağduru oldukları için tazminatlarını alamadıklarını söylüyorlar. Öğrenciler mağdur ki 10 tane okul yıkıldı biliyorsunuz. Ya da Ayşe Böhürler Kayseri'yi hiç bilmez, etmez ama Kayseriliyim demekten de. Çekinmiyor ki kendisinin nüfusunda Nevşehir, Nevşehir yazıyor. yazıyor. Şimdi Ayşe Hanım da Kayseri'ye çok emek harcayabilir mi bilmiyorum. Yani böylesi ithal adayların Kayseri için yararı olmayacağını bile bile bir siyasal bir parti, siyasi bir parti neden tercihte bulunur böyle bir? Ee, Senitoka, ben şimdi onların kendi içlerine e, girmekte istedim. Herhalde onların bu kendi siyasetçi terci. gözüyle, yani Siyaset İtal mi? bir Tabii adayı, ki. yani Kayseri hoş mudur yani? Kayseri İtal adaylardan çok çekti. Evet. Hem sağ partilerde hem sol partilerde. Evet hangi parti olursa olsun evi de Kayseri'de olsun ailesi Kayseri'de olsun işi Kayseri'de olsun evet. mezarı da Kayseri'de olsun evet. Toga Bey. Evet. Yani o çok önemli. Kayserili İtalya'da adaydan gıcık oluyor. Evet. Yani istemiyor. Mesela şimdi Hulusi Paşa çok değerli paşamızdır. Onun farklı özellikleri var ama Kayseri'de yaşamıyor. Kayserili olabilir ama Kayseri hizmet etmesi çok zor. Onun zaten işi başına. Aşkın. Ayşe Börüler Hanım ben çok tanımıyorum ama ne olduğunu söylüyorlar. Şimdi Kayseri'nin nesini biliyor. Kayseri'nin hangi özelliğini biliyor? Neye ihtiyacı olduğunu biliyor mu? Ha Şaban Bey belki Kayseri'de iş adamıdır. Yıllardır burada Kayseri'nin yerlisi o olabilir ama benim tercihim her zaman Kayseri'nin Kayseri'de doğmuş, Kayseri'de büyümüş, Kayseri'de yaşayan insanların bu şehre hizmet etmesi. O zaman çok daha verimli hizmetler yapılabiliyor. Bizim listemiz o anlamda baktığınız zaman evet. son derece doğru bir liste. Çok da ciddi kabul gördük ama oyunda yani kendi alanlarında çok değerli arkadaşlarımız var bizde. Gerçekten de kabul gören, sevilen, sayılan iş dünyasında, hukuk dünyasında. İnşallah bir yarışa girdik bakalım onlarla biz rekabet içerisinde. Tatlı da bir rekabetimiz var karşı tarafla. Herkes mücadele veriyor. Ama sonuçta ben o gün de dedim iyi olan kazansın diyorum ben inşallah. Kimler kendini iyi anlatabilirse kamuoyuna, kimler kendini daha iyi tanıtabilirse projelerini. Ama ben buradan da tekrar ifade etmek istiyorum Toga Bey. İlk adaylık açıklamamda da bunu ifade etmiştim. Bir beis görmüyorum o yüzden. Yani 22 yılda Kayseri'nin otoban problemi giderilemez mi Kayseri-Ankara arasında? Bir hızlı tren meselesi çözülemez mi bu kadar yıl içerisinde Ankara-Kayseri arasında? Sivas'a gidiyor da hızlı tren Kayseri'ye niye gelmiyor? Konya'ya gidiyor da Kayseri'ye niye gelmiyor? Kayseri hem bu kadar destek versin AKP'ye yatırımlar noktasında da en az pay alan illerin içerisinde geliyor. Kayseri işini bilir. Kayseri işini bilir. Değer, der, değer, değer bizleri kandırırlar. Halbuki civar illere baktığımız zaman devlet yatırımları anlamında Sivas'ta daha çok yatırım alıyor bizden. Yozgat'ta daha çok yatırım alıyor bizden. Nevşehir'de daha çok yatırım alıyor bizden. üniversitelerimiz çok ciddi hayırseverlerimizin katkılarıyla bu noktalara geldi. Daha da büyütülebilir bu üniversiteler. Kayseri Orta Anadolu'nun Başkenti gibi diyebiliriz. Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Yozgat onların ortasında tek göç alan şehir bizim şehrimiz evet. Tolga Beyciğim. Evet. Dolayısıyla bu şehrin planlamasının daha güzel yapılması lazım her anlamda. Sanayi anlamında da, turizm anlamında da, eğitimi, ve öğretimi, ve kültür anlamında da çok daha iyi yönlendirilmesi lazım. Burada bir değişime ihtiyaç var. Burada bir değişime ihtiyaç var Kayseri olarak. Onu yaşayıp göreceğiz hep beraber. Şimdi dediğiniz doğru. Ben de mesela okulların e, isimlerine baktığım zaman önünde bir kişinin ismi yazılı. Hı. Bir sağlık istasyonuna baktığım zaman önünde bir kişinin ismi yazılı. Yani bir devlet yatırımından arındırılmış bir Kayseri görüyorum. Hayırsever yatırımlarıyla, hayırsever destekleriyle ayakta duran bir Kayseri'yi ben de sizin gibi izleyebiliyorum tabii, maalesef. Tabii, tabii. Şimdi tabii, tabii e, Millet İttifakı cephesinin e, yani Cumhur İttifakı cephesine karşı geliştirdiği siyasi söylemlerde, argümanlarda bir beis görmüyorum tabi bunlar e, tabii olması gereken ama bir şey çok dikkatimi çekiyor. Söylemlerden öte sürekli seçim sandık güvenliğine dikkat çekiliyor. Dikkat çekiliyor. Sandıklara yani e, seçimlerde sandıklara neden bu kadar sahip çıkılması gerektiğine inanıyorsunuz? Kimlere güvenmiyorsunuz? E tabii geçmişte örnekleri var. Trafolara çok kediler girdi bu şehirde. <laughs> bu bu ülkede Togg'e <laughs> evet. ama biz İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye seçimlerinde de gösterdik ki sandıklara sahip çıkıldığı zaman yaprak kımıldamaz. O ıslak imzalı tutanakları bizim gözlemcilerimiz getirip bizlere verdikleri zaman hiç kimse kıpırdayamaz. O nedenle çok ciddi bir organizasyon yaptık. Biz biliyorsunuz bir ittifak olarak giriyoruz seçimlere. Tüm partiler gözlemcilerini, sandık görevlerini bildirdiler her sandıkta bizim görevlerimiz, yetkilerimiz olacak ve kuş uçurtmayacağız o sandıklarda. E şimdi bizi çok arayanlar olur. Oy ve Ötesi grubu. Şimdi Türkiye Gönülleri diye bir e, oluşum sağlanıyor Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu tarafından. Bu Türkiye Gönülleri'ne çok ciddi teveccüh var. Özellikle gençlerden, üniversite gençliğinden yani başlanmasıyla bu bir haftadır başlandı hı hı. o. Hemen hemen 2000 tane kayıt olmuş Kayseri'de. Kayseri'de 3 bin sandık olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir teveccühle o sandıkla ayrıca da gözlemciler geliyorlar. Ayrıca da gözle Ve tercih ettikleri sandıklar da Kayseri'nin en ücra sandıkları. Merkez zaten kontrol ediyor diyorlar. O çocukların hepsi en ücra sandıklarda görev almaya talipler. Bila bedel, yemeksiz, şeysiz. Onlar gönül, gönül. Gönüllülük esasıyla çalışıp o sandıklarda görev yapacaklar. Gerçekten sandıklara çok önem veriyor bu seçimlerde. Şimdi en ufak bir kaybın olmasına tahammülümüz yok. Herhangi bir eğitim falan veriyor musunuz? Bunlara tabii internet ortamında eğitim veriliyor. Hmm. O sandık işte Türkiye gönüllerinin temsilcileri var burada. Online eğitimler veriliyor onlara. Çok ciddi de eğitim veriliyor ve kısa zamanda da artarak büyüyor o sayılar. Yani bununla sınırı tutmayacaksınız herhalde. Tabii tabii sınırı tutmayacağız. Yani avukatlarınızla birlikte herhalde. Her okulda avukatımız olacak. Belki her okulda iki tane avukatımız olacak. Okul sorumlarımız olacak, mahalle sorumlularımız olacak. Onlar hepsi ayarlandı. Onlar hepsi ayarlandı. Çok ciddi bir oluşum içerisindeyiz o konuda. Peki şimdi e, dört parti sahada çalışıyorsunuz. Cumhuriyet Halk evet. Partisi listesi için. Herhangi bir kafa karışıklığı oluyor mu? Yani seçmene gittiğiniz zaman, işte e, yani bir söylem geliştirileceği zaman hangi partinin dili daha ağır basıyor yoksa ortak bir dil erişe bir ortak bir dile ortak mi ortak bir dilimiz var şimdi burada bir arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları hı hı, Cumhuriyet hı. Halk Partisi'nin bayrağı altında giriyorlar hı. biliyoruz bizim ortak bir mutabakat metnimiz evet, var ortak ortak politikalar ortak mutabakat ortak politikalar mutabakat metnimiz var bizler orada dersimize çalışmış durumdayız tüm adaylarla aynı dili kullanıyoruz hı. Aynı politikalarla gidiyoruz seçmenin karşısına, e, ODA ve STK temsilcileriyle buluşmalarımızda. Onların hepsinin problemleriyle ilgili çözümler o metinde zaten teker teker, madde madde yazıyor. E, Kayseri'nin sorunlarını zaten biliyoruz. Bu arkadaşlarımız hepsi siyasetin içinde olan insanlar. Ben şu güne kadar bir dilimizde sürçme veya farklı bir... E, dil, farklı bir çözüm önerisi sunmak. için beraber de çalıştığımız için ortak bir dil kullanarak seçmenin karşısına çıkıyoruz. Seçmen de çok memnun. Seçmen de çok mutlu. İyi bir birliktelik sağlandı. Kayseri örneğinde çok o, özel bir e, şehir. Çok örnek gösteriliyor şu an. E, adaylıklarımızın açıklanmasından sonra e, %22-24'e çıktı şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu Kayseri'de. Biz şu an 3 milletvekili rahatlıkla alıyoruz. Üç milletvekiline çıktı yani Bir artık. anket mi yaptırdınız? Anket yapıldı. Hı. Yani haftalık yapıyoruz. Yani geçen hafta yaptığımız ankette yüzde yirmi dörtlerdik. Yüzde yirmi Yani, yani üç iki katına çıktı şu çıktı. an. Çıktı. Yani bu da bize üçüncü milletvekilini getiriyor. Üçüncü milletvekilini getiriyor ama çalışmamız lazım çalışmamız lazım. Sıkmadık el, çalım, çalınmadık kapı bırakmayacağız diye zaten ifade ediyor ve çok da çalışıyoruz. İşte ben buraya sahadan çıktım geldim sizle televizyon programı yapıyoruz. Bundan sonra bir yerde yine bir sahur yapacağız. Tüm arkadaşlarımız farklı alanlarda, görevler, ilçelerde, mahallelerde sürekli bir hareket halindeyiz. Çok memnunuz çalışmalardan. Kamuoyu da çok tatmin oluyor çalışmalarımızda. Şimdi size ciddi bir sorumluluk düşüyor. Çünkü 1977 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri'de bir milletvekilinin dışına çıkamadı. Çıkamadı. Siz eğer ikinci milletvekilini çıkartırsanız burada iki milletvekiliyle de giderseniz ki siz üçü şu an görüyoruz diyorsunuz. Evet, evet. Bir devrim yaparsınız o kayseri. Tabii tabii hedefimiz o. Sayın Genel Başkanımız bizi bu görevle onurlandırdığında Tolga Bey zaten bize bu hedefi koydu. Aşkı mesden beklentimiz çok yüksek. Her kesimle temasınızın olduğunu biliyoruz. Her kesimle diyalog kurabildiğinizi biliyoruz. Kayseri'de ise çok büyük bir kamuoyu teveccühü var. Dolayısıyla sizden beklentimiz yüksek diye bize bir çıtayı çok yüksek koydu. Biz de çıtanın o yüksek olduğunu bilerek arkadaşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Sağ olsun dün de Çetin Bey geldi Kayseri'ye. Bizi de ziyaret ettiler seçim ofisimizde. O da sahada çalışmaya başladı dünden beri. Hep beraber omuz omuza Dursun Bey bir yandan çalışıyor. Dursun hı hı. Ataş Bey, Milliyet diğer partisi, İyi Parti adayları da bir yandan çalışıyor. Hı hı. Bizler zaten sahada çalışıyoruz. Yani gayet iyi bir hava yakaladığımızı ben düşünüyorum. Peki, şimdi tabii siz daha önce sık sık aday aday adayla değil, aday olarak listelerde hep kendinizi görüyordunuz ama şimdi artık birinci sıradasınız. Öncelikle şunu bir sorayım size. Nasıl bir duygu birinci sırada olmak? <laughs> e Tabii birinci sırada olmak güzel bir duygu. Öncelikle ben onu söyleyeyim. E, sorumluluğu çok fazla. Sorumluluğu çok fazla e, ama o derecede güzel bir duygu. Biz tabii 2015 seçimlerinde ben üçüncü sıradan milletvekili adayı olmuştum. O zaman ön seçim olmuştu. Bir sonraki seçimler 2018 seçimlerinde ikinci sıradaydık ama araya saadetli bir arkadaşımız gelince üçe kaymıştık. Geldiğimiz noktada Sayın Genel Başkanımız bizim çalışmalarımızı çok takdir etti. Kamuoyundan da öyle bir talep olunca bizi birinci sırada görmek istedi Genelde de milletvekili grubunun %50-60 oranında zaten değiştirdi genel merkez. Dolayısıyla bize böyle bir görev verdi. E güzel bu duygu, güzel bu duygu. Sorumluluğu çok fazla. E biz bu konuda ailemizden de helallik istedik, onlardan da izin istedik. Tabii onlara da çok zaman ayıramıyoruz. Sizlerin ekranlığından da ben tekrar onlara çok teşekkür ediyorum. Şehrime hizmet noktasında, ülkeme hizmet noktasında her zaman arkamdalar benim büyük ailem. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Kendi partimize, partilerimize, Kayseri'mize, şehrimize layık olmaya çalışacağız Tolga'cığım inşallah. Peki yani e, neler yapacağınızı tabii ki daha ilerleyen programlarda da konuşacağız. Çünkü buna dönük olarak çalışmalarınız da vardır. Çok fazla not alıyor musunuz sahada? Yani çok not veren oluyor mu size? Tabii tabii özellikle emekliler, STK'lar, bugün mali müşaheli odasındaydık onlar. Hemen hemen tüm sektörlerin talep ve istekleri var. E, gazilerimiz, şehitlerimiz... Yani bunlar Efsim. hep hükümetçe çözülmesi gereken istekler mi? Ee, yani büyük oranda kanun gerekiyor, önergeler gerekiyor, hı hı. yasalarla düzenin. Bazıları da hiç yasalara gerek yok. Kurum içi yazışmalarla halledebilecek hı. şeyler. Tabii Türkiye çok büyük bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. E, 85 milyon nüfusu olan bir devlet. Yani yüzlerce yıllık devlet geleneği olan bir e, devletimiz var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çözülemeyecek sorunları yok. Çözülemeyecek sorunları yok. Ben inşallah iktidara geldiğimizde o talep ve isteklerin çok rahat çözülebileceğini düşünüyorum. E, liyakat diyoruz ya Tolga Bey. Uh -huh. Bu ülkede eee Hayvanat Bahçesi müdürleri, TÜBİTAK başkanı oldu. E, Merkez Bankası başkanına atamaları çok çocukça hareketler yapıldı. Atandı, görevden alındı, atandı, görevden. Hep görevden affını istiyorlar ya. 10 Mayıs'ta da millet onlardan afflarını isteyecekler. <laughs> Cumhurbaşkanı da AKP'den millet bunların afflarını isteyecek. Biz liyakati getirdiğimiz takdirde o kurumların başında çok değerli bürokratlarımız var, çok değerli yöneticilerimiz var. Yeter ki liyakatlı atamalar olsun. Bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. E, KPSS, şimdi KPSS uygulaması keşke objektif bir şekilde yapılsa, uygulansa. Ama mülakatı kaldırıyor. Mülakatı kaldı. Yeni akılları başına gelmiş. E, şimdi bize seçmen söylüyor. E, peki bugüne kadar yenen haklar, Bugüne kadar insanların mağduriyetleri ne olacak? Galiba kamu... Cumhuriyet Halk Partisi getirdi mülakat sistemini. Herhalde, herhalde. <gülüyor> <gülüyor> herhalde. Ama bunların takdirini biz kamuoyuna bırakıyoruz kamu Kamuoyu da çok güzel değerlendiriyor. Ee, i̇şte örneğini verdim Pınarbaşı'da. Vatandaş en büyük banknotu getirdi önümüze koydu. Hadi bundan gidin bir kilo et alın dedi bize. Ee, emeklerimiz de aynı şeyleri söylüyor. Yani kiralar almış başını gitmiş, fiyatlar marketlerde uçmuş... Şimdi diyorlar ki işte üç harfli marketler yaptı. Şoklar, A101'ler, BİM'ler hala onların terörü var diyorlar. Ya kardeşim bizler iş adamı olarak dedik ki her sokakta bunları yan yana getirmeyin. 100 metre arayla A101'ler var. 100 metre arayla BİM'ler var. Yerli üreticiyi destekleyin. Yerli marketleri, bakkalları destekleyin. Yani bu derece bu insanları rekabet dışı ortamlara sürüklemeyin dedikçe yok 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 yok. E şimdi geldiğimiz noktada bunlar da şikayetler. Vay BİM fiyatları arttırıyor. Vay A101 fiyatları arttırıyor. E Siz bunlarla yıllardır kol kola gidiyordunuz. Ne oldu da şimdi eleştiriyorsunuz? İnsanlar gülüp geçiyorlar böyle şeylere. Evet. Şimdi bize soruyorlar gazeteci olduğumuz için diyorlar ki fotoğrafı nasıl çekiyorsunuz diyorlar seçimin fotoğrafını kim kazanır ki hangi parti kaç milletvekili çıkarır Hı. Kayseri'den diye. Ben de hep şunu söylüyorum yani Kayseri'ye e, liderler gelip bir miting yaptıktan sonra biz bir fotoğraf çekeriz diyorum. Bir de son hafta belirleyici olur. Çünkü anket şirketi, araştırma şirketleri zaten sonuçları açıklıyorlar ama üç aşağı beş yukarı kimisi yani yanılabiliyor, kimisi tutturabiliyor. Şimdi Sayın e, Kılıçdaroğlu Kayseri'ye geliyor. 29 Nisan tarihinde bir miting yapacak galiba. Birincisi bu e, mitinge dönük olarak izlenimlerinizi, çalışmalarınızı bizimle bir paylaşın. Bir de bu mitinge e, katılımı e, nasıl bekliyorsunuz? Bir kalabalık e, Togabe, bekliyorsunuz. Ben buradan seçmenlerimize, Kayseri hemşerilerime onun müjdesini vermek istiyorum. 29 Nisan Cumartesi günü Sayın Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve Sayın Temel Karamalloğlu Kayseri'de olacaklar. Çok güçlü bir miting yapacağız. Çok güzel bir miting yapacağız. Dün itibariyle netleşti tarih ve saat. Yani çok büyük bir heyecan oluştu. Biz gittiğimiz yerlerde bunu ifade ettiğimiz zaman insanlar da basından, medyadan duymuşlar. Güzel tepkiler alıyoruz. Ama onun öncesinde de sayın Meral Akşener geliyor Kayseri'ye. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte burada çalışmalar yapacaklar. Bir Ardından, miting olacak mı Sayın Akşener'in? Akşener zannediyorum miting yapmayacak ama İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte bir çalışma yapacak. Ama bizim Millet İttifakı olarak mitingimiz e, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olacak. Meral Hanım tam katılır mı katılamaz mı bilmiyorum ama onun öncesinde burada Hı. olacaklar. Ama mitingi birlikte düzenliyoruz. E, altı parti olarak birlikte düzenleyeceğiz onun organizasyonlarını yapıyoruz. ilçe örgütlerimizle bir araya geliyoruz. Kadın ve gençlik kollarımızla bir araya geliyoruz. STK'larla bir araya geliyoruz. O hafta biz çok yoğun bir şekilde miting için çalışacağız Tolga Bey. Tabii ki dediğiniz gibi o mitinge katılım bize bir ışık verecek, bir işaret verecek seçimin sonucuyla alakalı. Bir de seçimin artık zannediyorum 3 haftaya aşkın bir zamanımız var. 25-26 gün kaldı şimdi seçimlere. Ama ben görüyorum ki seçmen artık kararını vermiş. Bunlar da bizim son hamlelerimiz. Ee, ben çok olumlu görüyorum gelişmeleri. Yani genel başkanların o, o hafta hepsinin burada olması bizim seçmen üzerinde çok olumlu etki olacak diye düşünüyorum. Nitekim de öyle olacaktır. Şimdi belediye tabii... başkanlarımızın da gelmesi çok değerli. Antalya'da gelecek, Aha. Adana belediye başkanlarının hepsi, hmm, burada, hepsi olacak. burada olacak. Hepsi yani. burada bir çıkarma yapacağız inşallah. Peki o zaman şunu da soralım da yanlış anlaşılmasın o zaman taşımalı bir e, miting mi olacak? Yok yok asla ha, asla. Yani. Kayseri özelinde bizim zaten o gücümüz yok Tolga Bey. İşte siz biliyorsunuz. AKP'nin <laughs> mitinglerinde tramvay sisteminden para alınmıyor, otobüslerden para alınmıyor. Okullara talimat gidiyor. Devlet e, kurumlarına talimat gidiyor. O gün hepsi izinli oluyorlar. Taşımayla getirip meydanda insanları dolduruyorlar. Ama bizim zaten öyle bir ekonomik gücümüz yok burada. Yani bizim insanlarımız hepsi gönül geliyorlar. Genel başkanlarına sahip çıkıyorlar. Partilerine sahip çıkıyorlar. Bir de Tolga Bey artık insanlar bu kavga dilinden yoruldu. Bu kutuplaşmadan yoruldu. Şimdi bize bakıyorlar. Bizde şimdi dört partinin adayları var. Bizde dört farklı partiden. Uyumu gördükleri zaman gerçekten huzur buluyor insanlar. Ya artık biraz sevgi dilini kullanalım, barış dilini kullanalım. Bu ülke kavgadan çok çekti. Şimdi hala bakıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'na o kadar kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor, o kadar ağır ifadelerde bulunuyoruz Sayın Genel Başkanımıza. Yani ben bunları da doğru bulmuyorum. İnsanlarımız çok yoruldu bu gerginlikten. Yani siyasetçilerin buna örnek olması lazım. Bizlerin buna örnek olması lazım. Bizler şimdi Kayseri'deki Millet İttifakı adayları olarak hep şunu söyledik. İnşallah öyle bir ortam oluşsun ki 10 milletvekili Kayseri'nin 10 milletvekili beraber Ankara'ya aynı araçla gidebilsinler, aynı araçla da gelebilecek yapıda, karakterde olsunlar. Ortak paydaları Kayseri'ye hizmet olsun. Kavgadan ziyade Kayseri'ye hizmet olsun. Rant kavgalarının haricinde tek dertleri Kayseri'ye hizmet olsun. Biz o rantların hep dışındayız zaten. Bizim derdimiz parayla, kazançla, dolandırmayla, götürmeyle bizim işimiz yok. Bizim işimiz memlekete hizmet, Kayserimize hizmet olacak. Vatandaş diyor ki biz diyor siyasilere biz söz veriyoruz, söz veriyorlar, sözlerini tutmuyorlar diyorlar. Aşkın Hı. genç sözünü tutar mı diyorlar? Şimdi tabii bizim yani en büyük... Alışıla gelmiş bir siyasetçi mi olacaksınız? Alışıla gelmişin dışında tamamen insana yakın, vicdana yakın bir siyasetçi mi Bizim sözümüz senet olacak. Bizim zaten yapımız olarak, genç ailesi olarak Tolga Beyciğim, 50 yıldır siyasette olan bir aile, Kayseri'de iş dünyasında olan bir aile olarak, gerçekten bizim sözümüz senet. Biz babamızdan da öyle gördük, büyüklerimizden öyle gördük. Şimdi bakıyorum paylaşımlara sosyal medyada, bizimle ilgili. Onlar beni bana çok gurur veriyor. Tabi sorumluluğum da çok artırıyor. Bizim de sözümüz senet. Ben buradan seçmenlerime, Kayseri hemşehrilerime söylüyorum. Aşkın genci nasıl biliyorlarsa seçildiğinde de aşkın genç öyle devam edecek. Gönülleri rahat olsun. Biz verdiğimiz sözlerin hep arkasında olacağız. Peki aşkın genç hiç sinirleniyor mu? <laughs> aşkın genç çok sinirlenmez. Aşkın genç. <laughs> hiç görmedim sizi sinirlendiğinizi. Dinlemeyi sever. Dinlemeyi sever aşkın genç. Makul mantıklıdır. <laughs> çok dolduruşa gelmez. Eee makulü tercih eder her zaman. Ama tabii ki o da insandır, etten kemikten yapılmıştır. Sinirlendiği, üzüldüğü anlarda olur. E, ama biraz önce sordunuz ya artık seçilme makamındayız. Eee sorumluluklarımızın daha da ağır olduğunu evet. biliyoruz. E, bundan sonra daha büyük sorumlulukların omuzumuzda olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Ama bizim böyle sinirlenme, küsme, üzülme gibi lüksümüz yok. Bizim tek derdimiz memleketimize hizmet, memleketimizin eksiklerini gidermek, şehrimizin insanların mutlu bir yaşam sürebilmesini sağlamak bizim tek derdimiz o. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ben diğer partilerden biraz ayrı kılıyorum. Nedeni de şudur. Hı. Biraz daha eğitimli, biraz daha araştırmacı, biraz daha e, bilgiye önem veren, fikri hür insanların olduğu, demokrasiyi içselleştiren insanların olduğu bir partidir. Tabii. O yüzden de çok fazla Konuşan bir partidir. Konuşan tabii, insanlara tabii. sahip bir partidir. Tabii. Bu da tartışmaları beraberinde getirir ama bu tartışmalar diyalog eksikliğinden kaynaklı da biraz kavgaya dönüşür. Hmm. Bu da ister istemez küskünlükler, dargınlıklar, kırgınlıkları beraberinde getirir ki partiniz bunu Kayseri'de çok sık yaşadı, hala da evet. yaşıyor. Evet. Ama baktık ki aşkın geç bu yani e, duruma hiç pozisyona hiç düşmüyor. Evet. Yani ne kavga denden yana oluyor... Ne kavgayı doğurandan ne yani. kavgayı baş devam ettirenden yana hiç evet. olmadınız. Evet. Peki şu an partinizde küstler vardı. Bunları barıştırmayı başarabildi mi aşkım? Genç. Tabii tabii. Ve benim şu barıştı bir mı teşkilatlarınız? Tabii, tabii, Benim yani. bir misyonum da o. Sayın hı. Genel Başkanımızın bize verdiği görev. Gerçekten son dönemlerde Kayseri'de bir takım sıkıntılar oldu. Tabii ben parti için meseleleri burada asla konuşmak istemem. Hı hı. Ama şu an geldiğimiz noktada her türlü barış ortamını sağladık. İlçe başkanlarımız, il başkanımız, il yönetimlerimiz hepsi motive bir şekilde çalışıyorlar. E siz de dediniz ya, bizim partimiz çok sorgular, üyelerimiz çok sorgular. Hepsi eğitimlidir, okurlar. Yani genel başkanımızı da sorgularlar, onun aldığı kararları da sorgularlar. Bizim partide tartışmalar çok sesli yapılır. Yani bunun sonunda da doğrusunu buluruz. Bizde asla biat kültürü olmadığı için bizde e, herkes il başkanı adayıdır, herkes milletvekili adayıdır. O hakka da sahiptir, isterse de aday da olurlar. Hepsine de bir saygı duyarız e, ve hepsinin düşüncelerinden de faydalanırız Toga Beyciğim. Biraz tartışmalarımızı çok sesli yaptığımız için dışarı çok fazla ses çıkıyor ama şu an bir memleket meselesi var. Şu an hedefimiz karanlıktan aydınlığa çıkmak. O yüzden yek vücut hareket edebiliyoruz. Ben konuşmalarımda birkaç kere de ifade ettim. Karanlıktan çıkmadığımız sürece renkleri ayırt edemeyiz. Hele bir karanlıktan çıkaralım. Hele ülkeyi bir karanlıktan aydınlığa taşıyalım. Ondan sonra renkleri de seçeriz, çiçekleri de seçeriz, demetleri de seçeriz. Bizim amacımız o şu an. Partimizde herhangi bir huzursuzluk yok. Hep beraber güzelce çalışıyoruz. Benim olduğum yerde zaten huzursuzluk olmaz. Peki, <laughs> buraya gençlerle buluşup öyle geldiniz. Yanım gençlerle diyorsun. buluştuk evet. Gençler ne istiyorlar? Gençlerle maç yaptık biraz. Sayın <laughs> Dursun Ataş vekilim de vardı. İyi partili gençlerle, e, CHP'li gençlerin halı saha maçı vardı. Sağ olsun başlama vuruşunu biz yaptık. Benim tabi adım aşkın soyadım genç olduğu için Bursun abiye göre daha avantajlıyım ben. Biraz da böyle topa vurduk falan forma hediyetler bize. Gençler huzur istiyor. Gençler geleceklerinin kaygısını yaşamak istemiyor. Tabii benim de evlatlarım var. Bu yurt dışına giden gençlere çok üzülüyorum. Yani biz onlara sağlıklı bir gelecek hazırlayamadık. 22 yıllık e, AKP iktidarının sonucunda yani böyle olmamalıydı. Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük sermayesi gençleridir. Gerçekten düşündüğünüz zaman Avrupa çok yaşlı bir nüfusa sahip. Amerika çok yaşlı bir nüfusa sahip. Sen Türkiye olarak bu gençlerini iyi yönlendirebilsen bir Türkiye daha yaratırsın. O kadar gelişmiş beyinlerimiz var, o kadar iyi eğitimli çocuklarımız var ki Avrupa havada kapıyor, Amerika havada kapıyor. Bizim Boğaziçi'mizin, ODTÜ'müzün, İTÜ'müzden çıkan öğrencilerimiz, gerçekten çok nitelikli Hacettepe'den çıkan öğrencilerimiz. Ama ne yazık ki bazıları diyor gidiyorlarsa gitsinler diyor. Sen yetişmiş beyinlerini bu kadar kolay gönderirsen ülkeden onların boşlarını çok kolay tedavi edemezsin. Çok kolay tolere edemezsin. Gençler ne istiyorlar? İş istiyorlar, aş istiyorlar çocuklar. En değerli varlıklarımız onlar. Ya bu kadar zor olmaması lazım bunlara iş imkanlarının yaratılması. Yani bu kadar öğretmen çocuğumuz neden işsiz, neden ataması yapılamıyor? Bu kadar hemşiremiz neden işsiz? Öyle değil mi? Bunlar hep planlama eksikliği. Bizim bir devlet planlama teşkilatımız vardı geçmişte. Bu kurumlar ülkenin göz bebeğiydi. Ama geldiğimiz noktada hepsi çöpe atıldı. İnşallah biz geldiğimiz takdirde yapacağımız yatırımlarla o işsizlikleri çok ciddi seviyede düşüreceğiz. Çocuklarımızın önünü açacağız. Biz e, tabii ki devletin sınırlarını biliyoruz. Kırmızı çizgilerini biliyoruz bunu hiçbir şekilde ihlal etmediğimiz ölçüde biz sağlıklı düşünmeye ve düşündüklerimizi yazmaya devam edebilecek miyiz ve bizim başımıza herhangi bir yazdığımızdan, düşüncelerimizi söylediğimizden ötürü bir sorun geldiğinde, bir sıkıntı doğduğunda, yani bizi darp ettiklerinde, bizi cezaevlerine tık, -tık tıkmak istediklerinde, bizi yargılamak istediklerinde aşkın genç bu kentin entelijansiyası olan gazetecilerin, düşünürlerin, yazarların, aydınların yanında olacak mı? Tabii ki olacak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Toga Beyciğim. Basın milletin müşterek sesidir. Yasama, yargı, yürütme, üçlü erk. Biz buna bir de basını koyuyoruz. Medya. Medya o kadar önemlidir ki, medya o kadar bağımsız, medya o kadar önemlidir ki bir çoban ateşi gibidir. Herhangi bir yerde meydana gelen bir haksızlığı o çoban ateşiyle tüm dünyaya duyurabilirsiniz. Tolga Bey'in bir medya ajansı var. Küçücük bir medya ajansıdır. Fakat orada verdiği bir haber ülkenin önüne açar, belli bir grubun önünü açar. Çok önemlidir. Biz çok değer veriyoruz medyaya, sizin düşüncelerinize. Yani fikirlerden, düşüncelerden korkmayı biz abes olarak görüyoruz. Bırakın insanlar fikirlerini, düşüncelerini özgürce ifade edebilsinler. Eğer fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirebilirsek Tolga Bey İnanın sanayisi de gelişir o ülkenin, ekonomisi de gelişir o ülkenin, ticareti de gelişir. Özgür beyinlerle, özgür düşünceyle bu ülkenin önü açılır. Tabii ki ben aşkın genç olarak söz veriyorum. Biz her zaman özgür basının yanındayız, özgür medyanın yanındayız. Onlara kesinlikle bir baskı yapılmasının karşısındayız. Onlar bırakın özgürce fikirlerini ifade etsinler. En doğruyu tespit eder benim vatandaşım, içerisinden en doğru fikri alır seçer. Ama biz bırakalım o özgür ortamı onlara verelim. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Peki. Vatandaş niye 28. dönem parlamento üyelerini seçmek için Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini tercih etsinler? Niye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçsinler? Neden oy versinler? Neden versinler? Çünkü biz bu ülkenin aydınlık yüzleriyiz. Bu ülkenin demokratik yüzleriyiz. Bizim derdimiz hizmet. Bizim akçeli işlerle işimiz olmaz. Bizim parayla rantla işimiz olmaz Tolga Bey. Yani bizim genel başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan en ufak bir leke göremezsiniz. Ailesiyle ilgili en ufak bir kötü yorum göremezsiniz. Çünkü yoklar onlar, kamuoyunda görünmezler. E bizler de öyle hepimiz işimizde gücümüz olan insanlarız. Bir menfaat beklentimiz yok. Bizlerin düşüncesi ülkeye hizmet, topluma hizmet. Biz genel başkanımızdan ne gördüysek onu yapacağız. Onun da sözlerini biz buradan veriyoruz. Yani vicdanlarda biz hiçbir yara olsun istemeyiz. Geçtiğimiz dönemlerde işte Erzurum milletvekilleri vardı. Bir bayan hanım, kocası rektör olmuştu. Aralarındaki akçeli işleri biz gördük. Bir para paylaşımından sonra ortaya çıktı her şey. Bu iktidarın Sedat Peker'le olan ilişkilerini çok yakinen gördük Sedat Peker'in açıklamalarında. Yani bunlar tabii ki iktidarları çok bağlamaz ama bu kadar örnekleri gördüğünüz zaman bu iktidarın ne kadar kirli ve batağa saplanmış olduğunu görüyoruz. E, bizim iktidarımıza böyle şeyler görmek mümkün olmaz. İşte bakın belediyelerimiz e, yaklaşık dört yıldır faal bir şekilde çalışıyorlar. E diyorlardı işte İstanbul'da, Ankara'da HDP'liler sayışları okuyacak, PKK'lı teröristler faturaları dağıtacak. E ne oldu geldiğimiz noktada? Hani nerede? Yani bu kadar basit mi insanları yaftalamak? Çok da güzel işler yapıyorlar, yardımları dört katına çıkardılar, süt dağıtıyorlar, ekmek dağıtıyorlar. Yani hiçbir geriye gidiş yok o belediyelerimiz. Biz gidip geliyoruz hem İstanbul'a hem Ankara. Çok da güzel faaliyetler yapıyorlar. Ben buradan da belediye başkanlarımın hepsinin ellerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. Peki, biz sizi daha fazla yormayacağız. Çünkü siz zaten yoruluyorsunuz akşama <laughs> kadar. Estağfurullah. Ama estağfurullah. Biz, Sizlerin sayesinde de biz halkla daha iyi buluşuyoruz televizyonla. Ben teşekkür ederim. Biz ulaşamadığınız insanlara sizlere ulaştırmak adına sizi tabii. bu stüdyoda ağırlıyoruz. Tabii. Son sözlerinizi de alalım isterseniz. Tabii, tabii. Şimdi herhalde bayram <laughs> öncesine bir daha televizyonunuza evet. çıkmamıza fırsat olmaz. Evet Ramazan bayramı mesajınızı alın. Ramazan bayramında tabii. Ben hemşerilerimin Ramazan bayramlarını huzurlarınıza tekrar kutluyorum. ...kendilerine sağlık sıhhat diliyorum... İnşallah bu Ramazan bayramını hep beraber iyi değerlendiririz... ...seçimine de stresine girmesinler... ...biraz önce ifade ettiğiniz bu ülke... ...28 kere parlamentosunu yenilemiş... ...28 kere seçim yapmış bu ülke... ...biz halkımızın vicdanının terasine güveniyoruz... ...onların terelisi şaşmaz... ...onlar o kadar güzel oylarını kullanırlar ki... ...sonucunda mesajını çok güzel verir tüm siyasi partilere... Ben huzurlarınıza tekrar tüm hemşerilerimin bayramlarını kutluyorum, arefelerini kutluyorum. Sağlık dolu günler diliyorum. Sizlere de ben iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Biraz uyumaya dikkat edin isterseniz. Geceleri <laughs> biraz uyuyor. Tabii tabii uyumamız lazım. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Seçim Özel Programı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Aşkın Genci konuk ettik. Kendisiyle samimiyetiyle birlikte enerjik yapısıyla sahada yaptığı çalışmaları bizlerle paylaştı. Tabii ekonomist olmasa bile ülkede yaşanan ekonomik kriz ortamından da bahsetmeyi de ihmal etmedi. Biz yine bir Seçim Özel Programı'nda başka bir konukla buluşmak umuduyla iyi akşamlar diliyoruz.